bir haberimiz de var. Bizim gazeteye geçmeden bir resmi gazeteyi söyleyelim. Reskont faizlerinde değişiklik. Resmi gazetede yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık %30,75'e çıkarıldı. Hı hı. Aynı şekilde bakıyorum burada hemen avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %31,75 olarak da tespit edildi. Bunu da aktaralım. Evet, yani daha öncesinde tam politika faizi kadar uygulanıyordu. Şimdi oraya bir tabii inceleyip de bakmak lazım. Şimdi normalde 30 olarak uygulanması gerekir. Yatırım taahhütlü avans kredileri ise burada bahsedilen ki odur. Evet. Muhtemelen biraz daha üstüne çıkarılmış. Yani 31,75 yapılmış. Evet. Diğeri de zaten reskont kredileri de her zaman artı birdi. Yani politika faizi artı birdi. O da 0,75 olarak belirlenmiş gördüğüm kadarıyla. Yani 30,75 evet, olarak 30 belirlenmiş. Ama bu zorlaştıracak bir konu. İhracatçı açısından şöyle, şimdi 8,5'ken politika faizi ne alıyorlardı? İşte 9,5-10 civarında bir faizle bunu alıyorlardı. Şimdi evet. Exim Bank kredilerinde peşin ödeme var. Aha. Yani peşin ödeyip de krediyi alıyorsun. 1 milyon liralık kredi aldıysan, geçenlerde bizim Bahadır Aslan yazdı bunu. Evet, 310 evet. bin lirasını zaten daha sana iskonto edip yani... Ha. Onu oradan çıkarıp o 310 bin lirayı zaten ödemiyorlar. Sana 690 bin lira ödüyorlar. Ama sen onu 690 bin lira olarak değil 1 milyon lira olarak ödüyorsun. Faizi baştan hiç iskonto ediyorlar. Vermiyorlar o parayı 1 milyonu sana. Sonrasında senin 1 milyon lira ödemen gerekiyor. Dün biz Çorlu'da Tekirdağ Zer'le beraber yaptığımız toplantıda Tekirdağ'ı yarınlara hazır mı sorusuyla beraber yani yeni döneme dayanıklı olmayı konuşurken bir sanayicimiz de çıktı bunu söyledi. Dedi ki şu anda faiz bize 45'e geliyor. Yani çünkü biz önden bunu tahsil ediyorlar. 31'e çıkardılar ki şimdi işte 30,75 olduğunu anlıyoruz. Fark etmez 31 zaten. Ama öbür taraftan da benim 1 milyon ödemem gerekiyor. Faiz geliyor 45'e. Evet. Yani bu da zaten piyasa faizleriyle hemen hemen aynı. Ne oldu? Bizim seçici kredi meselemiz, ihracatçıya destek meselemiz ne oldu? Güme mi gitti diye bayağı mikrofonu aldı ve bunu ifade etti. Belli ki ihracata dönük çalışan bir... KOBİ değildi. Biraz daha böyle büyük bir işletmeydi. Çünkü rakamları vermişti. Böyle bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Belirlenmesi tabii ki haber olarak duyuralım ama bu tarafını da belki buradan konuşmakta fayda var. Belki duyanlar olur. Ona bir çözüm bulmaya çalışanlar olur. Belki eğer zaten 45'e geliyorsa bir destek sayılmaz. Evet. Belki faizi önce parayı ödeyip sonrasında faizi tahsil etmek daha doğru bir yaklaşım olabilir. Peki. Bu kadar yükselmişken faizler. Bunu da böyle aktarmış olduk. Şimdi Ankara'ya dönelim. Hakan Tabii. Bey, Mehmet Kaya bizleri bekliyor. Günaydın.